Haziran 2020'de bir röportajınız galiba. Bu YouTube'da yayınlanan mıydı? Bu bir gazete şey. Ee, bu Burada değil mi? Ee, Anadolu'da 6.8 ile 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum evet. diyorsunuz. Ee, 17 Temmuz'da da YouTube kanalınızda yaptığınız yayında gerçekleşen İzmir depremini tahmin ediyorsunuz. 2020-2022 yılları arası Anadolu'da ve dünyada büyük depremler bekliyorum diye de ekliyorsunuz. Evet. E ee, yani bu bana biraz önce anlattığınız e, teziniz bu. Yani bu e, tekrar e, 100 seneyi geçen bir aşamada e, de, fayın kırılmasını bekliyordunuz zaten. Bunu anladım. Yerin kırılması. Yerin kırılması. Fay Fransızca bir kelime. Evet. Türkçe'ye özen ama gösterdiğiniz aynısı, için aynı özellikle şey. Hayır, teşekkür çok ediyorum. Hayır, çok siz Fransızca çok iyi konuşuyorsunuz. Teşekkür Biliyorum. Je ne parle pas français. Ama bu yani aslında bu e, demektir ki Siz aslında yani sizin gibi otoriteler aslında Evet depremin ne zaman olacağı belli olmuyor. Ama aslında tarihler verebiliyorsunuz. Ve söylediğiniz tarihlerde bu gerçekleşiyor. Bilmiyorum. Ama o 10 yıllık bir Gecikmeyle. 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 Şimdi e, tabii zaten e, depremler eğer dönüş yılları önceki depremleri eklenerek bulunsaydı her depremi yılını biliyor olurduk. Hı -hı. E, bu e, yaklaşık olarak deriz biz buna. Belli evet. bir hata sınırları evet, içinde. Tabii ki. Dolayısıyla bu deprem 10 yıl gecikmeyle oluşmuştur Simav'ın olduğu yerde. Peki pardon, Sisam'ın olduğu yerde. Hı -hı. Peki Tek e, e, buluntumuz yola çıktığımız yer burası mı Hayır. Şimdi mesela birinci görüntüyü arkadaşlar evet, bir koysunlar. Lütfen. Rica ederim. Şimdi gelecektir o. Şimdi yerin nabız atışlarına bakıyoruz. Bakın burada ha. yerin nabız atışlarını görüyorsunuz. Şimdi mavi ile gözüken yerler depremcik. Depremcik dediğimiz dörtten daha küçüklerine depremcik diyoruz. Hı hı. Yani bir ile dört arasında depremcik diyoruz. Dörtten daha büyüklerine deprem deriz biz. Çünkü dörtten sonra yıkımcıl olmağa başlar. Şimdi birden daha küçüklerine oldukça küçük depremcikler deriz. Yani ultra micro earthquakes diye geçer. Bakın Denizli'nin olduğu yer... Ee, arı kovanı gibi değil mi? Pembe evet, evet. Hemen Buldan'ın önü ve Sarıgöl'ün önü yine masmavi. Efendim bakın kalkarak mı göstereyim? Hayır oturduğunuz yerden. Ha, Aydın'ın hemen batısı, orası Hı -hı. Germencik ortaklar. Hı -hı. Bakın orası bir depreme hazırlanıyor. Orası da oğullaşmış. Ve oradan Kuşadası'na geçiyor. Bakın pamucağın olduğu yerden. Yani Selçuk'un üzerinden, Kuşadası'nın üzerinden Denize giriyor hemen e, Özdere'nin bulunduğu kesimde Ahmet Bey ile Olduğu yerde bir toplaşma var Pamucak Körfezi'nin bulunduğu kesimde Sisam'a geldiğimiz zaman Hemen Sisam bu Dilek Yarımadası burnunun ötesinde Sisam'ın üzerinde Bir deprem yoğunlaşması var Depremcik yoğunlaşması var hı hı. Demek ki oraları bir yüksek tansiyon yaşıyor Yani diyor ki Ben buralarda deprem yapacağım Şimdi ben jeofizik mühendisi olarak bu resme baktığım zaman ilk planda ya hocam nereleri çekinceli, nereleri çekincesiz görüyorsunuz dediğimiz dedik, dediğin derseniz ben derim ki Sisam'ın kuzeyi. Sisam'ın kuzeyi. Germencik ortaklar. Efendim derim ki Buharkent yani şu anda Kızık alanın yani jeotermal alanın çıktığı yer Denizli Sarıgöl, Buldan diye söylerim. Başka nereye söylerim? Ee, burada çok gözükmüyor. İşte çeşmenin altı Doğan Bey'in bulunduğu kesimler. Buraları etkin derim. Ee, daha sonra da Aksar kırk ağacın bulunduğu kesim ve dikilinin olduğu yerler buralardaki kırıklar diri ve nabız atışları artıyor burada. Yani buraları gerginlik biriktiriyor ve boşaltıyor derim. Yani bu tıpkı doktorun evet. e, nabzı dinleyip sizin tansiyonunuzu ölçmesi gibi. Burası benim için vücudun bir parçasıdır. Vücudun tamamı ne Türkiye e, toprakları. Ama şu anda ben Ege'nin resmine baktığım zaman, buraları benim deprem beklediğim yerler derim. İşte ben böyle bütün Türkiye'ye bakarak o suç yer belirledim. Şu siyahla belirlenen yerler ise yerdeki kırıklar. Şimdi. Sevgili Okan kardeşim ne kırılıyor? Şimdi ona bakmak lazım. Ya kırılan ne? Nedir bu kırık? Şimdi kol kırılıyor, tahta kırılıyor, cam kırılıyor. Peki yer kırığı ne? Yer neden kırılıyor? Şimdi yerin kırılması için birisinin kanırtması gerekiyor. Kanırtma sözünü bilir misiniz? Evet efendim. Kanırtma birisinin kanırtması gerekiyor, kırması için. Şimdi kopmadan, kopmadan Peki. önce, kopmadan önce ne yapar? Çatırdar değil mi? Evet. Çıt 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 diye çatırdar evet. ve ondan sonra kopar. Bakın e, burada e, e, tam Sisam'ın olduğu yerde yer kabuğunun kalınlığı 26 kilometredir. Yani 26 kilometre buradan ne kadar? Aşağı yukarı bulunduğumuz yer Köyü, Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'den Bakırköy kadar bir yer. Hmm. Yani Bakırköy'e kadar indiğin zaman mecidiye köyden e, oraya kadar yerin kabuğu var. Bu kabuğu gevrek. Gevrek olan kabuğu gevrek e, İzmirler daha iyi bilir. Gevrek çıtır demek. Çıtır çıtır evet. Çıtır çıtır demek. <laughs> Hatta çıtır gevrek diye satarlardı evet. değil mi? İzmir'de halen öyle satarlar. Evet. Çı çıtır gevrek diye ama İzmirlerin dili de bozuldu. Onlar da şimdi simit demeye başladılar Oysa simit bir Amerikalı'nın adıdır evet. Yani simit diye bir şey yok Şimdi bu kabuğun Sevgili Okan kardeşim Bu 5 kilometreden 10-12 kilometreye kadar Olan kesimi Çıtır granittir Türkçesiyle yılım taş hı hı. Yılım taş ee, Demek ki granitin Türkçesi Yılım taşmış Bu yılım taş kırılgan Kırılgan ve gevrektir. Şimdi üstteki başkalaşık kayalar daha yumuşak ve esnektir. Onun altında ise karataş vardır, bazalt. Ama bazalt, e, yani yüzer yuvar içinde bir bulamaç gibidir. Yani bir bulamaç gibidir ve sünektir, esnektir. Mesela, mesela şunun bazalt olduğunu düşün. Bakın esniyor bu değil mi? Evet. Yani bunu kıramazsın, istesen de kıramazsın. Ama kaleme getirirsem eğer... Evet kalemi kırarım değil mi? Evet. Bak bükülüyor ve ondan sonra gerginliği arttırıyorum. Gerginliği arttırıyorum. İyice büküldü. iyice İyice büküldü. Gerginliği arttırıyorum. Kalem direniyor, 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 direniyor. Direniyor. Yahu kırıl artık. Evet ama o plastik alaşım olduğu için ama direnecek ve katlanacak. <laughs> Maalesef. Ama kırılacak. Demek ki bu da kırılgan değilmiş. bir, bir, bir kuşu kalemimiz olsaydı. Bu da çeker ve çıtır bu, çıtır kırılacaktı. Bu da kırılgan değilmiş. O zaman her, her şu kaleme, peki, şu kalemi alayım. Elinize zarar vermeyin. Ya bu kalemler ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Deney çalışmadı. Peki. Ee, Şimdi. Ben aslında e, size e, kendinize zarar vermeyiniz lütfen bir kurşun kalem vereyim. Kurşun kalemle deneyim aslında. Teşekkür ederim. Kurşun kalem. Ee, bizim galiba e, şey bahsettiğimiz malzemeye daha uygun. Şimdi bakın granit bastırılıyor. Nereden bastırıyorum ben bunu? İki yanından bastırıyorum değil mi? Bastırıyorum, bastırıyorum, bastırıyorum. Bakın çıt dedi değil mi? Önce çatladı. İşte bunlar çıtırtılar. Bu çıt çıtırtılar. Bunlar depremcikler. Ondan sonra bakın kırıldı. Şimdi demek ki bu kırmak için... ...belli bir güç biriktirmen gerekiyor. Kırıldığında gerekir. da aslında benzer bir hareket yaptı değil mi? Yani yerin kırılmasına benzer Aynen bir, öyle. bir taraf kalktı. Ve yarıldı. 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 Evet. Şimdi... E, ...burada yerin kırılmaya karşı... ...direnci yaklaşık... 6 milyar gigatonluk bir güç. Yani 6 milyar gigatonluk... ...bir güçle bunu kaktıracaksın ki... ...sisamın önündeki... ...yer kırılsın. Şimdi orada o göçüntü oluşabilsin. Burada şöyle göçtü. Sisamın bulunduğu yer... 2 metre 30 santim göçtü Şimdi burası göçünce burada bir oylum oluştu. Yani bir boşluk oluştu. Hmm. Bu kadarlık bir boşluk oluştu. Bu boşluğun suyla doldurdu bunu. Deniz o tarafa doğru doldurdu. Peki deniz nereden çıktı suyu, çekti suyu? Hemen kuzeyindeki Seferihisar'ın, Doğan Bey'in olduğu yerden deniz yaklaşık 25-30 santim geri çekilerek orayı doldurdu. Hmm. Ondan sonra geri tepki tepki gösterdi bu. Geri tepki troll gibi e, denizin dibini kürüyerek yani denizin dibinde çamurlar bilmem neler ne varsa önüne alarak süpürtü dalgası olarak geldi denizin kenarı, kıyıya güm diye vurdu. Tsunami süpürtü. Süpçası. Süpürtü evet. evet. Yani Japoncası tsunami olan evet. olayın Süpürtü, yani süpür süpürerek geldiği için süpürtü. Neden tü? Tü geçici olayı belirtir Türkçe'de, süpürtü. Hı hı. Ee, e, dolayısıyla e, Türkiye ilk defa 300 yıldır görmediği süpürtü dalgasını Sisam depreminde gördü. Tekneler yan yattı, oturdu efendim keza Seferihisar'da yollarda siz de gördünüz ırmaklar gibi su akmaya başladı. Evet. Önündeki eşyaları götürdü. Hatta arabaları sürükledi. Ve orada taburesinde manzara seyreden 90 yaşındaki bir kadın da Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın süpürtü dalgasından boğularak öldü. Bir ilkler oluştu yani evet. bu depremde. Şimdi Hocam bir parantez e, içine sormak istiyorum. Denizde ne oldu? Denizin dibinde e, dipte yüz Deprem oldu? denizde oldu. yüze evet. Orada ne oldu? Orada nasıl bir değişiklik oldu? Ha orada e, Yani şimdi, canlılar için ne oldu? Çünkü asıl denizde müthiş bir hareket var değil mi? Evet. Şimdi canlılar da şu olmuş olabilir. Denizin dibinde sıcaklık arttı. Şimdi ee, yaklaşık sıcaklık şu anda 20 santigrat derece falan, değil mi? Bu kırıldığı zaman e, yüzer yuvar var. Bu ana kabuğun üstünde yüzdüğü yüzer yuvar var. Bu yüzer yuvara kadar burada bir kırılma oluştu ve buradan birden e, bir iletişim e, yüzeyi çıktı yeraltıyla, yani yüzer yuvarla. Oranın sıcaklığı yaklaşık 1800 ile 2200 santigrat derece. O 1800'de 2200 santigrat derece sıcaklık o göçen kısımdan yukarı doğru gelmeye başladı ve o bölgede haşla yani Haşlamalı. haşladı evet haşladı haşladı balıkları ve e, diğer canlıları ve diğer canlıları haşladı ve hatta insanlar bu aslında bu düşme olayı ve kırılma olayı e, çok önceden başlar. Yani yaklaşık 7 büyüklüğündeki bir depremin hazırlanma süresi aşağı yukarı 10 yıldır. 10 yılda başlar bu artık kendine gösterme. Ve yaklaşık 20 kilometrelik bir alan kabardı. 30 ile 60 santimetre kabardı. Yani bu kabarma Sisam merkezi olmak üzere zaten 17,5 kilometre ileride neresi var? Seferhisar var. Evet. 20 kilometre ileride doğuda... Kuşadası var. Evet. Kuşadasına kadar sanki orası çıban gibi böyle şişti. Şimdi bunun e, şişmesi e, sonucunda işte e, şeyde e, kıyı kesiminde sular biraz yükselmiş olması gerekiyor. Onu gözlemleyememiş olabilirler. E, yani belki 1 metre 2 metrelik bir kıyının gelmiş olması, denizin gelmiş olması olabilir. Ee, bu konuda çok e, e, ince duyumları almamız gerekiyor. Yani böyle duyumlar varsa Çoğunlukla insanlar... Çoğunlukla tabii bunlar deprem gerçekleştikten sonra ah evet şu belirtiler de vardı, bu belirtiler de vardı, buna işaret ediyordu diye halktan toplanan bilgiler oluyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Sözün gelişi gelen bilgilerden bazıları işte Kuşadası'nda Mustafa diye bir... Mehmet arkadaşımızın oğlu vardı. Denizde yüzüyormuş. Hı. Evet. Kuşadasında kadınlar denizinde. Mustafa sportman bir kişi. Öğretmen. Denizin ısındığını gördüm diyor. Yani deniz ısı gelmeye başladı denizden. Diyor. Denizden ısı gelirken e, aynı zamanda kıyıdan suların çekildiğini de gördüm. Ya bir tuhaflık var diye denizden hemen çıkmış. Evet.